Şerefenin Örgü Dünyası'na hoş geldiniz hanımlar. Bugün tığ işi gelin kız yeleğiyle birlikteyiz. Modelimiz gördüğünüz gibi gayet şık ve hoş duran bir model. Şu kenarları üzerinde kelebek gibi kabarık duran bir model. Yalnız benim kullandığım ipim süper ince diye geçen oldukça ince bir ip. 3 numara tığ kullandım. Bu kullandığınız ipin kalınlığı büyüdükçe modeliniz büyüyecek ve kabalaşacaktır. Bunu bir kere göz önünde bulundurmanız lazım. Çünkü modelimiz çok küçük bir model değil. Biraz detayları büyük ve irice olan bir model. O yüzden kalın iple yapmanızı çok tavsiye etmem. Bir de kalın yapacaksanız dahi benim 3 kere de çektiğim trabzanların hepsini de komple, şu kenar trabzanları, ara trabzanları ve şu gördüğünüz delikli kısımların hepsi dahil olmak üzere ikili trabzan şeklinde yaparsanız biraz daha boyutu küçülecektir. Lütfen bunu göz önünde bulundurun. Videolu anlatımlarımı devamını takip etmek istiyorsanız şerifenin.örgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Ücretsiz olan YouTube örgü kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdi birlikte yapılışını görelim. Öncelikle zincir çektim ve zincirimin üzerine bir sıra üçlü trabzan yapıyorum modelimin belli olması için. Siz bunu eğer beyan yeleklerini kullanacaksanız 3 sıra 4 sıra bu şekilde trabzan yapabilirsiniz veya lastik yerine başka bir model uygulayabilirsiniz. Ben şu anda lastik yerine bir sıra üçlü trabzan yapıyorum ki üzerine nasıl kurulduğunu anlayabilin diye. Bir sıra bu şekilde trabzanımı yaptım. 3 tane zincir çektim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve 10 tane üçlü trabzanımı yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Son battığım yerden sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4. trabzanıma battım. Ve bir tane üçlü trabzan yaptım. Araya tekrar 3 tane zincir çektim. Aynı yere tekrar battım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. trabzanımın başına tekrar batıyorum. 10 tane üçlü trabzan yapmam gerekiyor. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve 10 tane. 2, 4, 6, 8, 10 tane üst trabzanımı yaptım. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. trabzanın tepesine batarak bir tane daha trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincirle aynı yere tekrar batıyorum ve bir tane yuva oluşturuyorum. 3 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4. trabzana battım. Şimdi burası yeleğimizin ön lastik kısmı olsun. Burası da ön lastiğimiz.
üst zincirle geri döndüm. Aynı şekilde üzerine trabzanlarımı yapıyorum. Kenar lastiğimi bitirdim. Şimdi şu ortadaki devam eden modelime geldim. 1, 2, 3 zincir yaptım. Şuraya batıyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Yani bir kere de topluyorum. 1, 2, 3 zincir yapıyorum. Ve yuvaya batarak bir tane üçlü trabzanımı yaptım. Araya 3 zincir çektim. Aynı yuvaya batarak ikinci trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Zincirimin orta kısmına batarak şu şekilde sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim ve 10 tane trabzanımı yapmaya devam ediyorum. Sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi tekrar diğer sıraya geçiyorum. Bu sırada da aynı işlemi yapıyorum. Tane üçlü trabzan yapıyorum. Gayet basit ve görünüşü gerçekten çok şık bir model. Ben bu modeli çok beğeniyorum. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Bu modeli yaparken ince ip tercih edin. Çünkü ipiniz ne kadar ince olursa o kadar zarif duracaktır. Benim kullandığım ipim süper ince diye geçen bir ip. 10 tane trabzanım yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şuraya direkt yuvanın içerisine ilk sırada yaptığım gibi bir trabzan yaptım. 3 zincirle tekrar aynı yuvaya battım. Tekrar 3 zincir çektim ve 10 tane trabzanım yapıyorum. Sırayı tamamladım. 3 zincirimi çekerek diğer sıraya geçtim. Kenar lastik olan kısmımı üçlü trabzan olarak görüyorum. Üst zincir çekiyorum. Tekrar şu çekmiş olduğum zincirin ortasına batıyorum. Tekrar üst zincir çekiyorum. Yuvanın içerisine batarak arada üst zincirle ikinci bir yuva yapıyorum. Tekrar üst zincir çekerek zincirin orta kısmına batıyorum. Zincirlerimiz hep 3 zincir. Trabzanımın üzerine batarak 2 3 ve 4. trabzanımı yaptım. 4 tane trabzan yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11 ve 12 tane zincir çektim. Bakın şurası ilk başlangıç yerim. Yani ilk başlangıç lastik olarak yaptığım yerim. O sıraya batmam gerekecek şimdi. Şu başlangıçtaki 1, 2, yani şu anda bu sıradayım. 1, 2, 3 sıra altından sayıyorum. 1, 2, 3, 4 tane trabzan sayıyorum. Beşinciye bir alt sırasına batarak zincirimi sabitliyorum.
Ben şimdi şuradayım. 1, 2, 3 sıra altına 1, 2, 3, 4 tane trabzan sayıyorum. Ve batıyorum. Zincirimi sabitliyorum. Daha sonra 2 tane zincir çekip dönüyorum. Şimdi bu zincirin üzerini doldurarak geri dönmem gerekiyor. Bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bir tane üçlü trabzana geçtim artık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane üçlü trabzanımı yaptıktan sonra bir tane ikili trabzan, bir tane de çakma sık iğne yapıyorum. Kaldığım yerden trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. 1 2 tane trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane zincirimi çektim. Tekrar 1 2 3 sıra altına 1 2 3 4 tane zincir trabzan sayıyorum ve şöyle 5.'ye şu şekilde batarak zincirimi sabitliyorum. 4 tane sayıyoruz, 5. trabzanımıza sabitliyoruz. Daha sonra 1 zincir, 2 zincir çektim ve 1 tane çakma sık iğne yaptım. 1 tane ikili trabzandan sonra 12 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Taneden sonra tekrar ikili trabzan ve bir tane de çakma sık iğne yapıyorum. Kaldığım yerden trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. İlk modelim bu şekilde tamamlanmış oldu. İkinci modelim de aynı şekilde. Tekrar arada 3 tane zincirim var. Şuraya ortaya zincirin ortasına batarak sabitliyorum. Tekrar 3 tane zincir çekerek bir tane daha yuva oluşturuyorum. Tekrar 3 zincirle zincirime batarak sabitliyorum. Bir, iki, üç ve dört tane trabzan yaptıktan sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane zincirimi çekiyorum. Şurası devam ettiğim sıra. 1, 2, 3 sıra altından sayıyorum. 1, 2, 3, 4,
5. trabzanıma batıyorum. Bu ilk sıra için geçerli. Zaten daha sonra batacağınız yer belli. 2 zincirle geri döndüm. 1 çakma sıkı iğne, 1 tane ikili trabzan ve 12 tane üçlü trabzan olarak dolduruyorum. 12 tane üçlü trabzandan sonra 1 tane ikili trabzan ve 1 tane de çakma sık iğne ile bitiriyorum. 2 tane arada üçlü trabzanımı örüyorum. Tekrar 12 tane zincir çekiyorum. Şu şekilde örgümü çeviriyorum. Burası devam ettiğim sıra. 1, 2, 3 sıra altından sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şu şekilde trabzanın dibine batıyorum. 2 zincirle geri döndüm. Aynı şekilde karşı taraf yaptığım gibi burayı da dolduruyorum. Sıramı tamamladım. Üst zincirle hani ilk sıradaki gibi devam ediyorum. 10 tane üçlü trabzan yapıyorum. 'Az burada saymayı unutmayın. Yanlış batıp eksiltip artırabilirsiniz. 2 4 6 7 8 9 ve 10 tane. 1 2 3 zincir, 1 tane yuva oluşturuyorum. Burayı artık öğrendiniz. Burası standart gidiyor. Aynı şekilde buraya da 10 tane sık iğne olarak bu şekilde devam ediyoruz. Modelimizi yaptıktan sonra 1, 2, 3 sıra ördüm. Şu anda 4. sıradayım. Ve tekrar aynı şekilde ilk 4 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane zincirimi çektim. Bakın şurada ortada 2 tane trabzanımız var. Şuraya batıyorum ve zincirimi sabitliyorum. 2 zincirle aynı şekilde alt sırada yaptığım işlemimi tekrarlıyorum. Tamamladıktan sonra arada 2 tane trabzanımı örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11 ve 12 tane zincirimi çektim. Bakın bir aşağı sıradaki şu diğer modelim başlangıç noktasına batıyorum. 2 zincirle geri dönüyorum. Şöyle göstereyim. Şu bitim yerine diğer modelin bittiği yere batarak çıkışını yapıyoruz. Modelimiz bu şekilde devam etmekte hanımlar. Gördüğünüz gibi kaya şıp ve güzel durmakta. Kolay gelsin.